kırmızı ve siyah. Yazan: Stendhal Çeviren: Nurullah Ataç. 8. bölüm. 29. İlk yükselme. Zamanını anladı, yaşadığı ili anladı da zengin oldu. L'opéraceau. Julian Katedral'deki olay yüzünden daldığı hayalden daha kendini alamadan bir sabah sert huylu Raip Pirar onu çağırdı. Rahip Şah Berna bana gönderdiği bir mektupta sizi çok övüyor. Şöyle toptan bakılacak olursa sizin davranışınızdan hoşnutum. Gerçi son derece sakınmasızsınız. Hiç düşünmeden bir takım işlere kalkışıyorsunuz. Ama şimdiye kadar sizi iyi yürekli, yiğit biri diye tanıdık. Zekanız da üstün bir zeka. Kısacası sizde göz ardı edilmemesi gereken bir kıvılcım görüyorum. 15 yıl çalıştım. Şimdi bu okuldan ayrılmak üzereyim. Suçum da öğrencileri kendi seçimleriyle baş başa bırakmak. Bana bir günah çıkarma odacığında sözünü ettiğiniz gizli kuruma hizmet etmemek, ona kötülük de etmemek oldu. Buradan ayrılmadan size bir iyilik etmek isterim. Bunu daha iki ay önce düşündüm. Ama o zaman odanızda Amanda Bine'nin adresinin bulunması beni alıkoydu. İyilik dedim ama bu sizin hakkınızdır. Sizi kutsal kitap danışmanı tayin ettim. Gönül borcuyla coşan Julien hemen diz çöküp Tanrı'ya şükretmeyi düşündü. Ama daha içinden gelen bir hareketten kendini alamadı. Raip Pirar'ın yanına gitti, elini tutup öptü. Okul müdürü öfkeli öfkeli "Bu da ne?" diye bağırdı. Ama Julien'in gözlerinde yaptığı davranıştan da daha çok sevgi gösterir bir hal vardı. Raip Pirar Julien'e şaşkınlıkla baktı. Nasıl şaşırmasın? Bu adamcağız yıllardan beri kimseden böyle gerçek ta gönülden kopup gönüle giden bir sevgi belirtisi görmemişti. Böyle bir davranış görünce o da kendini yenemedi, asıl duygularını dışarı vurdu. Sesi değişmişti. ''Evet yavrucuğum'' dedi. ''Ben de seni severim. Tanrı da bilir ki böyle duygular beslemeyi hiç istemezdim. Ben yalnızca hakkı düşünmeli, kimseye karşı ne kin ne de sevgi duymalıydım.'' sen hayatında çok acı çekeceksin. Görüyorum ki sende bayağıların çekemeyeceği bir şeyler var. Kıskançlık da, iftira da senin ardını bırakmayacak. Kısmetin seni nereye götürürse götürsün, arkadaşların seni her gördükçe kin duyacaklar. Seni seviyor gibi gözükseler bile inanma. Sana sevgi göstermeleri de sana daha çok kötülük edebilmek için olacaktır. Bütün bunlara karşı bir tek ilaç vardır.'' Tanrı'dan sana kendine gururlu olmanın cezası olarak herkesin kinini çekecek bu tavrı bağışlayan Tanrı'dan başka kimseye güveneyim, başvurayım deme. Yaptığın iş her zaman temiz, pak olsun. Bence senin için bundan başka kurtuluş çaresi yoktur. Sen gerçeklere sımsıkı sarılırsan, hiçbir şeyin yenemeyeceği bir güçle sarılırsan, düşmanların er geç ettikleriyle kalırlar.'' Julien ne vakitten beri böyle dostça sözler duymamıştı. Kendini tutamadı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Rahip Pirar ona kollarını açtı. Bu an ikisi içinde tatlı bir an oldu. Julien sevincinden deli gibi olmuştu. Ömründe ilk kez görevinde yükseliyordu. Bu işin iyi tarafları da az değildi. Böyle bir okulda Tevrat ve İncil danışmanlığının ne gibi yararları olacağını anlamak için insanın hepsi de can sıkıcı, çoğu çekilmez arkadaşlarla her an burun buruna, hiç yalnız kalıp başını dinlendirmeden yaşamaya mahkum edilmiş olması gerekir. Nazik yapılı bir insanı çileden çıkarmaya onların gürültüsü yeter. Doymuş, sırtları pekleşmiş bu köylüler mutluluklarını bir türlü içlerinde saklayamaz, solukları tükenene kadar bağırıp gürültü etmezlerse neşelerini neşe saymazlar.'' Artık Julien, öteki öğrencilerden bir saat sonra aşağı yukarı yalnız başına sofraya oturup yemeğini yiyordu. Kendisine bahçenin bir anahtarı verilmişti. Orada kimseler yokken çıkıp gezinebiliyordu. Arkadaşlarının beslediği ki'nin bir kat daha artacağını sanıyordu. Bu kanısının tersine olarak o ki'nin azaldığını görüp şaştı kendisiyle konuşulmasını istemediği pek belliydi ve bu yüzden çok düşman edinmişti. Ancak eskiden gülünç bir üstünlük duygusunun izleri diye karşıladıkları bu durum, şimdi o kaba köylülerin gözünde onurunu bilir bir adamın hakkı olmuştu. Dört yanında çeviren kin gözle görülür biçimde azaldı. Hele artık onun da öğrencisi olan en gençlerde hemen hemen hiç kalmadı. Yavaş yavaş onu tutanlar bile yetişti. Ondan söz ederken Martin Luther demek bir zevksizlik sayılmaya başladı. Ama düşmanlarına dost demek de niye iyi? Bütün bunlar çirkin şeyler. Güdülen amaç ne kadar doğru olursa bunlar da o kadar çirkinleşir. Ama bu adamlar da halkın ahlak hocası olacak. Hem de o işi yalnız bunlar görecek. Bunlar da olmasa halkın hali neye varır? Gazete papazın yerini tutabilir mi? Julien'in yeni işinden biri... okul müdürü yanında kimse bulunmadığı vakitler onu çağırtıp konuşmaktan çekindi. Bu hareketinde hem kendi adına hem de öğrencisi adına ölçülülük vardı ama Raip Pirar'ın asıl amacı Julien'i denemekti. Bu pek katı Yansenci'nin hiç değişmez bir ilkesi vardı. Bir adamın değeri olduğunu mu sanıyorsunuz? Onun her istediğine engel olmaya, her giriştiği işte zorluk çıkarmaya bakın. Onun gerçekten değeri varsa engelleri de zorlukları da alt etmeyi bilir.'' av mevsimi gelmişti. Fuke Julien'in ailesi gönderiyormuş gibi okula bir geyikle bir yaban domuzu gönderdi. Bu ölü hayvanlar yemekhane ile mutfak arasındaki koridora kondu. Öğrenciler yemeğe giderken onları orada gördüler. Hepsi de merakla seyrettiler. Yaban domuzu ölmüş olduğu halde yine de gençlerin içine korku vermişti. Gelip gelip onun dizlerine dokunuyorlardı. Tam bir hafta hep bunun sözü edildi. Julien'in ailesini toplumun saygın bir katına çıkaran bu hediye kıskançlığın tepesine öldürücü bir yumruk gibi indi. Artık Julien'e zenginliğiyle üstünlüğe hak kazanmış bir adam diye bakıldı. Şazelle öğrencilerin en ileri gelenleri ona yaranmaya çalıştılar. O kadar ki az kaldı Julien'e ailesinin zenginliğini bildirmedi ve böylece kendilerini paraya karşı saygısızlığa sürükledi diye sitem edeceklerdi. Asker toplama döneminde Julien okullu olduğu için hizmete çağrılmadı. Bu hal onun içine pek dokundu. 20 yıl önce asker toplanması benim için bir kahramanlık hayatının başlangıcı olurdu. Demek ki öyle fırsatlar bir daha ele geçmeyecek. Okul bahçesinde bir başına dolaşıyordu. Bahçe duvarını onaran işçilerin aralarında şöylece konuştuklarını duydu. Bize yol gözüktü. Yine askere alıyorlar. Ötekinin gününde askere gitmek iyi şeydi. Bakardın bir duvarcı subay olur, general olu verirdi. Bir de şimdiki askerliği düşün. Yalnız fakir fukara gidiyor. Parası pulu olan yerinde kalıyor. Fukara mı doğdun? Artık hayır umma. Ömrün oldukça fukarasın. Bir üçüncü duvarcı, acaba doğru mu? dedi. Öteki öldü diyorlar. Onu kodamanlar söylüyor. Ötekinden ödleri kopuyordu da. Nerede onun günü, nerede bugünler? Onun gününde işler yolunda gidiyordu. Ona mareşalleri kötülük etti. Böyle de hainlik olur mu? Bu duyduğu sözler Julien'in içine biraz ferahlık verdi. Bahçeden içeri girerken içini çekerek halkın belleğinde yer etmiş biricik kral diyordu. İşçilerin öteki diye andıkları isim de Napolyon'du. Sınav zamanı geldi. Julien çok parlak yanıtlar verdi. Şazel'in de bütün bilgisini ortaya koymaya çalıştığını gördü. Adı dillerden düşmeyen psikopos yardımcısı Raip Friler'in atadığı mümeyyizler ilk gün kendilerine Raip Pirar'ın adamıdır diye gösterilmiş olan Julian Sorelli listelerine hep birinci ya da ikinci olarak geçirmek zorunda kalınca pek sıkıldılar. Julian'in genel listede birinci çıkacağına bahse girişenler oldu. Birinci çıkan psikoposun sofrasında yemek yemek şerefine ererdi. Ama kilise babalarının sözü edildiği bir sırada kurnaz bir mümeyyiz, Julien'e Aziz Hieronymus'un Cicero'ya hayranlığı üzerine birkaç soru sorduktan sonra Horatius, Vergilius gibi Hristiyan dini dışındaki şairlerin sözünü açtı. Julien, arkadaşlarına sezdirmeden bu şairlerden de birçok parçalar ezberlemişti. Erdiği başarıyla kendinden geçti. Nerede olduğunu unuttu ve mümeyyizin ısrarla sorması üzerine Horatius'un birkaç şiirini ezbere okudu ve ateşli ateşli açıkladı. Mümeyiz onu böyle tam 20 dakika söyletip tuttuğu tehlikeli yolda iyice ilerlettikten sonra birdenbire tavrını değiştirdi ve ona dinle ilişiği olmayan bu gibi işlerle vakit geçirdiği kafasına bir takım yararsız üstelik birer suç sayılacak düşünceler soktuğu için acı acı çıkıştı. Julien ne kadar ustalıkla kurulmuş bir tuzağa düştüğünü anlayıp ''Hakkınız var Mösyö'' dedi. ''Ben Budala'nın tekiyim.'' Mümeyiz'in bu hilesi okulda bile pek çirkin, pis bir şey diye karşılandı. Ama Besançon Ruhaniler Kurulu yargıçları şebekesini pek ustaca kurmuş olan, Paris'e gönderdiği mektuplarda yargıçları, valiyi de, askerlerin ileri gelenlerini de tir tir titreten Raip Freelayer'ın o güçlü ve kahreden eliyle Julien'in adının yanına 198 sayısını koymasına neden oldu. Raip Freelayer, düşmanı Yansenci Pirar'ı böylelikle küçük düşürdüğüne pek sevindi. 6 yıldan beri en çok çalıştığı şey onun okul müdürlüğüne atılmasıydı. Julian'e gösterdiği yolu öteden beri kendi de güden Raip Pirar, içtenlikli, sofu, entrika bilmez, görevlerine bağlı bir adamdı. Ama Tanrı kahretmek ister gibi ona öfkeli bir huy vermişti. Kendine edilen hakaretleri unutmaz, kim bağlardı. Gördüğü kötülüklerin hiçbiri bu coşkun ruhlu adamın belleğinden çıkmazdı. Şimdiye kadar belki yüz kere işinden çekilmeyi düşünmüştü ama Tanrı'nın öyle istediği için geldiği bu okul müdürlüğünde yararlı olduğunu sanıyordu. Ben burada cizvitliğim ve puta taparlığın önüne geçiyorum diye düşünürdü. Sınavlar başladığında Raip Pirar belki iki aydır Julien'e tek söz bile söylememişti. Ama sınav sonucunu bildiren resmi mektubu alıp da okulun göz bebeği diye baktığı öğrencisinin adı yanında 198. kaydını görünce bir hafta hasta yattı. Pek sıkı bir ahlakı olan bu adamı avutan tek şey bütün dikkatini Julien'in üzerinde yoğunlaştırmak oldu. Onun kızmadığını, öc almayı tasarlamadığını, umutsuzluğa, kedere düşmediğini görüp son derece sevindi. Birkaç hafta sonra Julien Paris damgasını taşıyan bir mektup alınca titredi. İçinden Madame de Rönel işte sonunda verdiği sözü hatırlıyor dedi. Julien'le akrabalığı olduğunu ileri süren ve Paul Sorel diye imza atan bir adam ona 500 franklık bir poliçe gönderiyordu. Julien'e iyi Latin şairlerinin yapıtlarını böyle başarıyla öğrenmekte devam ederse kendisine her yıl böyle 500 frank gönderileceği de bildiriliyordu. Julian şefkatle bu hiç kuşkusuz onun iyiliği dedi. Ama niçin dostluk, sevgi gösteren tek sözcük bile yok? Bu mektubun Madame de Rönel'den geldiğini sanmakla aldanıyordu. Madame de Rönel artık kendini dostu Madame Dörver'in eline bırakmış, vicdan azapları çekip duruyordu. Gerçi bütün hayatını alt üst etmiş olan o garip insanı, Julien'i hiç aklına getirmiyor değildi. Ama ona mektup yazmak düşüncesinden ateşten kaçınır gibi kaçınırdı. Okulda konuşulan dili kullanmaya kalksaydık, Julienne'e gelen bu 500 franklık poliçeyi bir mucize sayar ve Tanrı'nın Julienne'e böyle bir bağışta bulunmak için M. de Frilair'i alet ettiğini söylerdik. 12 yıl önce Raif Frilair, Besançon'a geldiğinde minicik bir sandığı vardı. Bütün varı yoğu da bu olduğu söylenirdi. Şimdi ise ilin en zengin, en çok malı mülk olanlarındandı böyle halini vaktini düzelttiği sıralarda bir arsanın yarısını da satın almıştı. Bu arsanın öteki yarısı da Monsieur Mole e miras kaldı. Bu yüzden o iki ileri gelen kişi arasında büyük bir dava açıldı. Mol markisi Paris'teki parlak hayatını ve saraydaki hizmetlerine rağmen valileri tayin ve az ettirdiği söylenen bir psikopos yardımcısıyla Besançon'da çarpışmanın tehlikeli olduğunu sezdi devlet hazinesinden herhangi bir bahaneyle 50 bin franklık küçük davayı da Raip Frilier'e bırakabilirdi. Bunu yapacağına o davayı kendine iş edindi. Haklı olduğuna inanıyordu. Böyle de bir neden olur mu ya? Bilmem söyleyebilir miyiz? Hangi yargıcı gösterebilirsiniz ki ilerlemesini düşündüğü ya bir oğlu ya bir yeğeni olmasın? En anlayışsızların da kafasına dank ettirmek için Raip Frilair ilk kararı aldığının 8. günü Monsenior'un arabasına bindi ve avukatına Legion Denor nişanını kendi eliyle götürdü. Hasım tarafın takındığı tavırla şaşırmış olan Monsieur Mol, avukatlarının gevşediğini sezince Raip Şelan'a akıl danıştı. Raip Şelan da onu Monsieur Pirar'la tanıştırdı. Anlattığımız olayın geçtiği sırada Monsieur Mol ile Raip Pirar arasındaki dostluk birkaç yıldır sürüyordu. Raip Pirar bu davaya yaradılışına uygun bir tutkuyla sarıldı her zaman Marki'nin avukatlarını görüp davayı inceledi. Haklı buldu ve o güçlü psikopos yardımcısına karşı açıkça Monsieur Mol'ün avukatlığını etmeye başladı. Bu küstahlık, hem de bir yansenciden gelen bu küstahlık, Monsieur de Frilair'ın pek fenasına gitti. Yakın dostlarına saray soyluları pek yukarıdan atarlar ama işte siz de görüyorsunuz derdi. Monsieur Moll, Besançon'daki adamıma bin nişan verdirebilmek şöyle dursun, onun işinden kovulmasının bile önüne geçemiyor. Oysa aldığı mektuplarda senato üyesi olan bu soylu kişinin haftada hiç olmazsa bir kere Adalet Bakanı'nın salonlarına gidip nişanlarını gösterdiği söyleniyor. Bakan kim olursa olsun gidermiş.'' Raip Pirar'ın bütün çalışmasına ve kendisinin Adalet Bakanı ile arasından su sızmamasına rağmen Monsieur Molin 6 yıl sonunda bütün elde edebildiği davasını daha tümden kaybetmemiş olmasıydı. Her ikisinin de hırsla üstüne düştükleri bir iş için Raip Pirar'la bir düzine mektuplaşan Marki, Raip'in düşünüşünden, karakterinden pek hoşlanmaya başladı. Sosyal bakımdan birbirinin hiç de dengi olmamakla birlikte mektuplarında yavaş yavaş bir dostluk edası belirdi. Raip Pirar Marki'ye zorla işinden çekilmesini istediklerini, bunun içinde kendisine boyuna kötü davranıldığını söylerdi. Julien'e oynanan, biz de Raip Pirar gibi söyleyelim alçakça oyunu da Marki'ye anlattı. O büyük soylu pek zengin olmakla birlikte hiç de pinti değildi. Çok uğraştığı halde Raip Pirar'a dava yüzünden yazılacak mektupların giderlerini karşılar diye bile para kabul ettirememişti. Son olayı fırsat bilip Raip'in pek sevdiği öğrencisine 500 frank gönderdi. Monsieur Moll zahmet edip mektubu kendi eliyle yazmıştı. Bu arada Raip de düşündü. Bir gün Raip Pirar'a bir mektup getirdiler. Bunda hemen Besançon hanlarından birine gitmesi, orada kendisine anlatılacak acele bir iş olduğu söyleniyordu. Handa, Monsieur Moulin kahyasını buldu. Bu adam ona, ''Sayın Marki size arabasını gönderdi.'' dedi. ''Bu mektubu okursanız göreceksiniz, 4-5 güne kadar Paris'e gitmeye uygun bulacağınızı umuyor. Burada kaldığım süre içinde ben, Sayın Marki'nin French Comte'daki topraklarının dolaşacağım. Dilediğiniz gün yola çıkarız.'' Mektup kısaydı. ''Sevgili dostum, Taşra Dağ dağlarını başınızdan atın da gelip Paris'te bir soluk alın. Sizi arabamı gönderiyorum.'' 4 gün Besançon'da kalıp kararınızı bekleyecek. Ben de salıya kadar Paris'te sizi bekliyorum. Paris çevresinin en iyi papazlıklarından birine atanmanız için sizin evet demenizden başka bir eksik kalmadı. Bölgenizdeki en zengin kişi sizi daha hiç görmedi ama size can ve gönülden bağlıdır. Bu adamın adı Morle Markisi'dir. Sert yaratılışlı Raif Pirar, 15 yıldan beri bütün düşüncelerini bağladığı bu okulu, düşmanlarıyla dolu olan bu okulu kendi farkında değildi ama pek severdi. La Molin mektubunu canını çok acıtacak olsa bile kaçınılmaz bir ameliyat yapacak bir cerrah diye karşıladı. İçinden çıkarılacağı besbelliydi. Kahya ile 3 gün sonra buluşmak üzere sözleşti. 48 saat bir kararsızlık ateşi geçirdi. Sonunda Monsieur Mole bulduğu işi kabul ettiğini yazdı. Piskopos'a göndermek üzere de kilise üslubunun usta örneklerinden sayılabilecek ama biraz uzunca bir mektup hazırladı. Yazdıklarından daha pürüzsüz, daha yürekten bir saygı gösterir cümleler kaleme almak doğrusu pek kolay değildir. Yine de M. de Frilleri, bir saat olsun Piskopos yanında küçük düşürmek için yazılan bu mektupta yakınma nedenlerinin hiçbiri unutulmamıştı. Rahip Pirar, 15 yıl dişini sıkıp katlandığı halde artık çekemediği, kendisini psikopoz canatlarının hizmetinden ayrılmaya sürükleyen en küçük mızmızca kötülükleri bile birer birer sayıp dökmüştü. Ocağından odununun çalındığını, köpeğinin zehirlendiğini bile anlattığı bu mektubu bitirince Rahip Pirar, bütün okuldakiler gibi saat 8'de yatıp uyumuş olan Julien'i uyandırttı. Ona güzel bir latinceyle, ''Psikoposluğun nerede olduğunu biliyor musunuz?'' dedi. Bu mektubu oraya götürün. Tanrının bildiğini kuldan ne saklayayım? Orası kurt dolu bir yerdir. Kulağınızı da, gözünüzü de dört açın. Yanıtlarınıza yalan karıştırmayın. Ama sizi dinleyenin size bir zararı dokunabilirse pek sevineceğini de aklınızdan çıkarmayın. Sizi böyle bir denemeden geçirebildiğim için çok sevinçliyim yavrum. Bu sondur. Çünkü doğrusunu söyleyeyim, bu götürdüğünüz mektup benim görevden ayrılış mektubumdur. Julian durakladı. Ray Prar'ı severdi. Gerçi sağduyusu ona ''Bu namuslu adam buradan çekilince Sakır Kor tarikatı benim işimi küçültür. Belki de buradan kovdurtur.'' dedirtiyordu. Ama Julian bir türlü kendini düşünemiyordu. Söylemek istediği bir şey vardı. Bunu terbiyeli, nazikçe bir cümleye sıkıştırmak gerekiyordu. Julian de bunu beceremiyordu. ''Ne duruyorsunuz dostum? Gitmeyecek misiniz?'' Julian çekine çekine şey efendim dedi. Okulu yönettiğiniz uzun zaman içinde bir şey biriktiremediğinizi söylüyorlar da benim 600 frankım var. Okulun eski yöneticisi soğuk bir tavırla Tanrı bunu da unutmaz dedi. Hadi siz psikoposluğa gidin. Geç oluyor. Rastlantı işte o akşam Raip de Freelayer psikoposluk salonunda nöbetteydi. Psikopos valiliğe yemeğe gitmişti. Julian mektubu Monsieur de Freelayer'e verdi. Ama onun kim olduğunu bilmiyordu. Julian, Braivin'in piskoposa yazılmış bir mektubu hiç çekinmeden açıp okuduğunu görünce şaştı. Piskopos yardımcısının güzel yüzünde arası çok geçmedi, hoşnutlukla karışık bir canlılık belirdi. Tavrı da daha ağırlaştı. O mektubu okurken yüzünden fışkıran sağlığa dikkat etmiş olan Julian onu iyice süzmeye zaman buldu. Bu yüz, bazı çizgilerinde son derece bir incelik olmasa daha ağır gözükebilirdi. Ama yüzün bu güzel sahibi bir an dikkat etmese o incelikte iki yüzlülüğe kadar varabilirdi. Oldukça çekik burun düpedüz bir çizgi oluşturuyor ve ne yazık ki birçok bakımdan pek kibar sayılabilecek o yüzü bir tilki suratına benzemek zorunda bırakıyordu. Zaten Monsieur Pilar'ın işinden çekilmesine pek ilgi gösteren bu rahip pek zarif giyinmişti. Şimdiye kadar hiçbir rahipte görmediği bu hal Julien'in çok hoşuna gitti. Julien, Raip Frilair'in özel becerisinin ne olduğunu sonradan öğrendi. Monsieur de Frilayer, Paris hayatına alışmış, Besançon'a sürgün gelir gibi gelmiş bir ihtiyar olan Piskopos'u eğlendirmesini bilirdi. Bu Piskopos balığı çok severdi. Gözleri de iyi görmezdi. Raip de Freelayer, Monseigneur'un yediği balığın kılıçıklarını ayıklardı. Julien istifa mektubunu yeniden yeniden okuyan rahibe sessizce bakıp dururken birdenbire gürültüyle kapı açıldı. Ağır giysiler giyinmiş bir uşak hızla geçti. Julien hemen kapıya doğru döndü ve boynunda psikoposluk haçı taşıyan kısa boylu bir ihtiyar gördü. Yerlere kadar eğildi. Psikopos ona tatlı tatlı gülümseyip geçti. Rahip Frillier de psikoposun arkasından gitti. Julien salonda yalnız kalıp oranın sofuca görkemini doyasıya seyretti. Feleğin sillesine uğramış ama Emigri yıllarında yani ihtilal zamanında kaçan Fransız soylularına verilen at, göçmen yıllarında gördüğü felaketlerle zekası hiç de körleşmemiş olan Besançon Piskoposu 75'ini geçmiş bir adamdı. 10 yıl sonra ne olup ne biteceği umrunda bile değildi. Piskopos Şimdi dışarıda gözüme zeki bakışlı bir papaz okulu öğrencisiydi işte dedi Kimdir ne ister Benim verdiğim emre göre bu saatte öğrencilerin çoktan uyumuş olması gerek Doğrusu monsöör bu öğrenci çok uyanık bir genç bize iyi bir haber getiriyor Hizmetinizde bir tanecik yalancı kalmıştı o da istifasını veriyor Raip Pirar denen müthiş adam artık sözden anlamaya başlamış. Piskopos kurnazca bir gülümsemeyle "Siz de okula onun gibi bir yönetici zor bulursunuz." dedi. "Size o adamın değerini göstermek için yarın kendisini yemeye çağıracağım." Psikopos yardımcısı Raip Pirar'ın yerine getirmek istediği adamın şöyle bir sözünü açmak istediyse de o akşam iş konuşmayı hiç istemeyen Psikopos, ''Yenisinin nasıl geleceğini düşünmeden hele bakalım eskisi nasıl gidiyor.'' dedi. ''Şu öğrenciyi çağırın bakalım. Çocuktan al haberi.'' derler. Julian çağrıldı. ''Şimdi iki engezisyoncu arasına düşeceğim.'' diye düşündü. Hiç bu kadar korkusuz olmamıştı. Julian içeri girerken Monsieur Valeno'dan bile iyi giymiş iki uşak Monsignor'un üstünü soyuyorlardı. Piskopos, Monsieur Pirar'ın sözünü açmadan önce Julian'e dersleri üzerine birkaç şey sormayı uygun buldu. Biraz dinsel öğretiden söz etti ve Julian'in verdiği karşılıklara şaştı. Sonra sözü edebiyata döktü. Vergilius, Horatius, Cicero'dan söz etti. Julian içinden bu adlar yüzünden ben 198. düştüm ama artık oldu olacak ben kendimi göstereyim dedi. İşi başardı. Kendisi de edebiyata pek meraklı olan Latin şairlerini iyi bilen Piskopos aldığı yanıtlara bayıldı. Valilikteki ziyafette hakkıyla ün kazanmış bir kız Madeline adlı bir şiir okumuştu. Piskopos edebiyat sözünü açınca Raip Pirar'ı da bütün işleri de unutmuş, öğrenciyle Horatius zengin miydi yoksul muydu diye bir tartışmaya dalmıştı. Piskopos şairin birkaç parçasını okumak istedi ama belleği artık zayıflamıştı. Julien hemen hem de alçak bütün şiiri okuyu veriyordu. Piskopos'u en çok şaşırtan şey de Julien'in konuşma tavrını hiç bozmamasıydı. 20-30 latince dizeyi sanki okulda olup bitenleri anlatır gibi okuyu veriyordu. Vergilius'tan, Cicero'dan uzun uzun konuştular. Sonunda Piskopos Julien kutlamaktan kendini alamadı. Doğrusu bundan iyi öğrenim olmaz dedi. Julien, Monsenyor dedi. Okulunuz size övgülerinize benden bin kat daha yaraşır 197 öğrenci gösterebilir. Bu sayı şaşan psikopos, Bu da ne demek? dedi. Monseigneur'un huzurunda söylediğimin resmi belgesinde gösterebilirim. Okulun yıl sonu sınavında sorulanlara bu anda Monsenior'un kutladığı yanıtları vererek 198. çıktım. Piskopos gülerek Mösyö de Frileyre baktı. Anlaşıldı dedi. Demek ki Raip Pirar bize en gözde öğrencisini göndermiş. Öyle olduğunu anlamalıydık ama taşı gediğine koymak buna derler. Sonra Julien'e dönüp ekledi. Buraya göndermek için sizi uykudan uyandırdılar, değil mi? Evet, monsöör. Ben okuldan şimdiye kadar bir kere yalnız başıma çıktım. O da korpus Domini yortusunda katedrali süslemek için Monsieur Bernard'a yardım etmek içindi. Piskopos: "Optime." dedi. Demek ki tüy demetlerini sayvanın üzerine koyma cesaretini gösteren de sizsiniz. Her yıl o tüylerin takılması bir cana mal olacak diye ödüm kopar. Dostum siz çok ilerdesiniz. ama ben sizi böyle açlıktan öldürürsem parlak bir gelecek falan kalmaz. Piskopos'un emri üzerine malaga şarabıyla bisküvi getirdiler. Julien iştahla yedi. Piskopos'un neşe ve iştahla yemek yenmesini görmekten pek hoşlandığını bilen Raip Früleyer da Julien'den gayrette çıktı. Bu geçirdiği akşamdan gitgide zevk duyan Piskopos bir an kilise tarihinden söz etti. Julien'in bundan pek bir şey anlamadığını görünce sözü Konstantin çağındaki imparatorlar döneminde Roma İmparatorluğu'nun ahlaksal durumuna çevirdi. Çok tanrılı dönemin son yılları da 19. yüzyılın üzüntülü, sıkıntılı insanların kolunlu kanadını kıran kaygı ve kuşku halini göstermişti. Monsignor, Julien'in Takitus'u bilmediğini, onun adını bile duymamış olduğunu anladı. Julian saf bir tavırla o yazarın yapıtlarının okul kitaplığında bulunmadığını söyleyince psikopos şaştı ama neşeyle doğrusu buna sevindim dedi. Beni bir açmazdan kurtarıyorsunuz. Bana çok tatlı hem de hiç ummadığım biçimde tatlı bir akşam geçirttiğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyordum. Bizim okul öğrencileri arasında bu kadar bilgili bir genç bulunacağını hiç beklemiyordum. Gerçi öyle dindarca bir armağan sayılmaz ama size bir takitus vereyim. Piskopos pek güzel ciltlenmiş sekiz kitap getirdi ve birinci cildin üzerine kendi eliyle Julian Sorel için övgü dolu latince bir cümle yazmak istedi. Piskopos latincenin kusursuzluğuyla övünürdü. Sonunda Julian'e o akşamki konuşmasına hiç de benzemeyen ciddi bir edayla ''Delikanlı'' dedi. Uslu olursanız bir gün size emrimdeki papazlıkların en iyisini veririm. Hem de piskoposluk sarayına yakın bir yerde. Ama uslu olmalısınız. Saat 12'yi çalarken Julien kitapları koltuğunda piskoposluktan çıktı. Şaşkınlık içindeydi. Monseigneur Raïb Pirar'ın sözünü bile açmamıştı. Julien en çok piskoposun son derece nazik olmasına şaşmıştı o kadar doğal bir saygınlıkla böylesine nazikliğin bir araya gelmesini düşünemezdi bile hele raip pirar'ın somurtkan yüzüyle karşılaşınca bu zıtlık onu büsbütün şaşırttı raip pirar julien'i sabırsızlıkla bekliyordu görür görmez kalın bir sesle bağırdı ne dediler julien piskoposun sözlerini latinceye çevirirken kafası karışıyordu okulun eski yöneticisi o sert sesi ve zariflik nedir bilmez tavrıyla fransızca söyleyin dedi Monsenyör'ün sözlerine hiçbir şey katmadan, bir şey atlamadan olduğu gibi aktarın. Yaldızlı kenarlarına sanki tüyleri ürpererek baktığı o güzel kitapları karıştırarak bir piskoposun genç bir papaz okulu öğrencisine takitusun yapıtlarını vermesi de oldukça garip doğrusu dedi. Piskoposlukta neler konuştuklarını uzun uzun anlattırıp dinledikten sonra Julien'in odasına gitmesine izin verdiğinde saat ikiyi bulmuştu. Birinci cildi. Monsenyör'ün övdüğü cildi bana bırakın dedi. Bu Latince cümle ben gittikten sonra bu okulda sizi pek çok beladan korur. Eritli bir filmi, suksesor meus tangum le quarend quem devore. Yani çünkü oğlum benim yerime gelecek adam sana karşı parçalamak isteyen bir aslan olacaktır. Ertesi sabah Julian kendisiyle konuşan arkadaşlarının durumunda bir tuhaflık gördü. Kendisi de daha sakıngan, daha çekingen davrandı. İşte dedi. Monsieur Pirer'ın istifasının etkisi. Herkes haber almış. Bana da onun gözde öğrencisi diye bakıyorlar. Bu adamların bana yaptıklarında bir hakaret olmalı. Ama kendisi onların hangi davranışının bir hakaret sayılacağını kestiremiyordu. Yatakhaneler boyunca rastladıklarının gözlerinde kinden eser yoktu. Bu da ne demek? Herhalde bir tuzak olacak. Aman dikkat edelim. Sonunda Vergerilli genç ona gülerek Cornelius Takitus'un bütün yapıtları dedi. Bu sözü duyanların hepsi birer birer gelip Julien'i yalnız Monsenyor'un böyle güzel bir armağanına değil, kendisiyle iki saat konuşmak şerifine nail olduğu için kutladılar. En küçük noktalara varıncaya kadar her şeyi duymuşlardı. O andan sonra kimse de kıskançlık sezilmedi. Herkes Julien'e yaranmaya çalışıyordu. Daha bir gün önce ona karşı son derece küstahlık eden Raip Kastanet bile gelip koluna girdi ve onu öğlen yemeğini birlikte yemeye çağırdı. Julia'nın yaratılışı gereği o kaba heriflerden gördüğü kabalık pek gücüne gitmişti. Yaltaktıklarındansa iğrendi ve hiç hoşlanmadı. Öğrene doğru rayip Pirar okuldan ayrıldı. Ama önce öğrencileri toplayıp onlara kısa, kendi gibi sert sözler söyledi. Dünyanın onurlarını ermek, toplumun nimetlerine kavuşmak, emretmek, yasaları içe saymak, herkese karşı küstahlık edip yine hiçbir ceza görmemek zevkini mi tatmak istersiniz? Yoksa yarın ahirette ruhunuzun selamete ermesini mi? Bunlara götürecek iki ayrı yolun hangileri olduğunu anlamak için en geri kalanların bile gözlerini açıp bir bakması yeter. Rahip Pirar kapıdan çıkar çıkmaz Sakır Kor Tarikat sofuları okulun küçük kilisesinde koşup bir tedom okudular. Eski müdürün konuşmasının ciddi alan olmadı. Herkes görevinden alındığına kızmış söyleniyor dedi. Öğrencilerden hiçbiri bir kimsenin zengin müteahhitlerle sıkı fık olmaya elverişli bir işten kendi isteğiyle çekilebileceğine inanmak bönlüğünü göstermedi. Rahip Pirar gidip Besançon'un en güzel hanında oda tuttu. Hiç yoktan birkaç iş bahane edip orada iki gün kalacağını söyledi. Piskopos onu yemeğe çağırmıştı. Rahip Frilair'le şaka olsun diye onun değerini, bilgisini ortaya çıkarmaya çalıştı. Yemeği bitirecekleri sırada Paris'ten garip bir haber geldi. Raip Pirar, güzel bir işe. Paris'ten dört fersa ötede ne papazlığına atanmıştı. İyi yürekli Piskopos onu candan kutladı. Bütün bu işi ustaca bir oyun diye karşılayıp keyiflenmişti. Raip Pirar bir kat daha gözüne girdi. Ona Latince yazılmış çok parlak bir hoşnutluk belgesi verdi ve buna karşı koymaya kalkışan Raif Frilair'ı susturdu. O akşam Monsenyor, Ruben Marquisinin Markisi'nin konağına gidip orada Raif Pirar'dan hayranlıkla söz etti. Besançon'un kibarlar çevresi o haberi ilgiyle karşılamıştı. Raif Pirar'ın gördüğü bu olağanüstü lütuf, türlü türlü yorumlara, tahminlere kapı açmıştı. Onun pek yakında psikopos olacağını umanlar bile vardı en ince görüşlüler Monsieur Mollü bakanlığa geçmiş sayıp Monsieur de Frilair'in herkesin içinde büyüklük taslamasına gülümsemekten çekinmediler. Ertesi sabah sokakta Raip Pirar'ın neredeyse peşine düşüyorlardı. Markenin davasına bakan yargıçlarla konuşmaya gittiği zaman dükkancılar kapılarının önüne çıktılar. Raip Pirar o gün ilk olarak yargıçlardan nazikçe bir kabul gördü. Bütün bu gördüklerini içerleyen sert huylu yansenci, Mol markesi için seçtiği avukatlarla uzun uzun çalıştı ve Paris'e hareket etti. Kendisini uğurlamaya gelmiş ve arabanın armasına ağzlarının suyu akarak bakmış olan dostlarından 2-3 papaza okulda 15 yıl müdürlükten sonra Besançon'dan cebinde ancak 500 frankla ayrıldığını ağzından kaçırdı. Bu dostları onu ağlayarak kucakladıktan sonra aralarında "Bizim Raip bu yalanı kıvırmasa daha iyi ederdi. Pek de gülünç bir yalan." dediler. Raip Pirar'ın Marie Alakok, Sakr tarikatı, cizvitler ve Piskopos'a karşı tek başına 6 yıl uğraşmak için gereken gücü ancak içtenliğinde bulmuş olması gözlerini para hırsı bürümüş ayak takımının anlayacağı şeylerden değildi. 30 büyüklük ardında bir adam. Artık bir tek soyluluk kaldı. O da Dük unvanı. Markilik gülünç bir şey. Dük sözünü duyunca insanın başı dönüyor. Edinburgh Review Moğol markisi Raip Pirar'ı karşılarken ilk bakışta büyük bir terbiye eseri gibi görülen ama anlayanlar için terbiyesizlik olan o büyük soylu yapmacıklarına kalkışmadı. Bu boşuna zaman geçirmek olurdu. Büyük işlerde oldukça ilerlemiş olan Markin'in ise kaybedilecek zamanı yoktu. 6 aydır gerek krala gerek ulusa yeni bir kabine kabul ettirmek için bin bir yola başvurarak çabalayıp duruyordu. Bu kabine iş başına geçince Moğol markisine karşı olan gönül borcunu göstermek için ona düklük unvanı verecekti. Markey yıllardan beri Besançon'daki avukatından French Comte'daki davaları hakkında açık ve tam bir rapor istiyorsa da bunu bir türlü elde edemiyordu. O ünlü avukatın ne suçu vardı? İşi kendi anlayamayınca nasıl anlatırdı? Raip Pirar'ın getirdiği küçük kağıtsa her şeyi aydınlatıyordu. Marki hatır sormak falan gibi görgü gereği sözleri 4-5 dakikada bitirip ''Sayın Rahip'' dedi. Benim rahatlık, Genişlik içinde olduğumu söylenir ama ben doğrusu çok önemli iki küçük şeyle ciddi olarak uğraşmaya zaman bulamıyorum. Biri ailem, biri de işlerimdir. Servetimi, büyüklüğün ne olduğunu bilerek yönetirsem çok ileri götürebilirim. Zevkime, sefama bakarım. Bir insan için en önemli şey de budur. Rahip Pirar akıllı bir adamdı. Ama bir ihtiyarın bu kadar açıkça zevk, sefa sözü etmesini duyunca gözleri açılı vermişti. Marki onun bu sözlere şaştığını görünce yani bence önemli olan dedi. Sözünü bu kadarla kesmedi. Hiç kuşkusuz dedi. Paris'te çalışma denen şey vardır ama o evlerin beşinci katında bulunur. Oysa ben birine yaklaştım mı o adam hemen ikinci katta bir apartman tutar. Karısı da bir kabul günü koyar. Artık onların işi gücü kibarlaşmak ya da kibar gözükmektir. Karınları doydu mu bundan başka işleri kalmaz. Davalarım için söylemiyorum. Onların hepsi için ayrı ayrı, her biri için avukatlarım var. Öylesine çalışıyorlar. Daha geçen gün bir tanesi Venem'den gidiverdi. Şöyle toptan işlerim için söylüyorum. Benim için bir kağıt yazarken yaptığı işi ciddiyetle düşünecek bir adam bulabilmekten sizi Tanrı inandırsın Mösyö. Üç yıldır umudumu kestim. Zaten yol açsın diye anlatıyorum. Size saygım sevgim vardır. Daha ilk olarak konuşmamıza rağmen cesaret edip söyleyeyim sizi severim. 8 bin frank yıllıkla ya da bunun iki katıyla benim yardımcım olmak ister misiniz? Size bu parayı vermekle yemin ederim ki kazanmış olurum. Günün birinde birbirimizle anlaşamayacak olursak şimdiki yeriniz de yine hazırdır. Rahip buna yanaşmadı. Ama o günkü konuşmalarının sonuna doğru Marki'nin gerçekten sıkıntıda olduğunu görünce aklına bir şey geldi bizim okulda yoksul bir genç bıraktım dedi. Yanılmıyorsam orada çok eziyet çekecektir. Yalnızca bir papaz olsaydı şimdiden rahat ederdi. Şimdilik Latinceden, İncil'den başka bir şey bilmez. Ama günün birinde vaizlik için olsun, müminlere yol göstermek için olsun yetenekli olduğunu kanıtlaması olmayacak şey değil. Ne yapacağını bilmem ama herhalde kutsal ateşten payını alabilir. Çok ilerleyebilir. Gerek insanları gerek işleri sizin gibi gören bir psikoposumuz olsa o genci onun yanına verirdim. Marki, kimin nesidir diye sordu. Besançon köylerinden bir keresecinin oğlu diyorlar ama bence biz zenginin piçi olmalı. Bir gün imzasız, daha doğrusu sahte imzalı bir mektup aldı. İçinde 500 franklık bir poliçe vardı. <laughs> Anladım. Julian Sorel'den söz ediyorsunuz. Rahip şaşkınlıkla adını nereden biliyorsunuz?'' diye sordu. Bunu sorduktan sonra da kızardı. ''Marki, orasını söyleyemem.'' dedi. Rahip, ''Onu yardımcı olarak bir deneyin.'' dedi. ''Çalışkan, akıllı gençtir. Herhalde denemekten bir şey çıkmaz.'' Marki, ''Bir deneriz.'' dedi. Ama polis müdüründen ya da herhangi bir kimseden para alıp burada hafiyeliğe kalkacak bir adam olmasın. Bundan başka bir kaygım yok.'' Raip Pirar, Julie'nin huyundan, namusundan emin olunabileceğini söyleyince Marki cebinden bin frank çıkardı ve ''Bunu Julien Sorel'e gönderin, yol haçlığı edip gelsin.'' dedi. Raip, ''Sizin Paris'te yaşadığınız pek belli.'' dedi. Biz zavallı taşralıları, hele cizvitlerle dost olmayan rahipleri ezen baskının ne olduğunu bilmezsiniz. Julien Sorel'in yola çıkmasına izin vermezler kurnazca bir takım bahaneler çıkarırlar. Hastadır diye yanıt gelir. Mektubun postada kaybolduğu söylenir. Daha bin türlü şey uydururlar. Marki, ben bakanla konuşur psikopasa mektup yazdırırım, dedi. Rahip, bir noktayı unutuyorum, dedi. O delikanlı öyle soylu değildir. Ama gönlü pek yücedir. Onuruna dokunulursa hiçbir işinize yaramaz. Sersemleşi verir. Marki, böyle kimseleri severim, dedi. Onu oğlumu arkadaş ederim. Yeter mi? Birkaç gün sonra Julien, Şalon'dan postaya verilmiş bir mektup aldı. Bunda kendisi için Besançon tüccarlarından birine para gönderildiği ve hemen yola çıkıp Paris'e gitmesi söyleniyordu. Mektupta uydurma bir imza vardı. Julien yazıyı da tanımıyordu. Ama 13. sözcüğün altında bir mürekkep lekesi görünce titredi. Raip Pilar'la mektuplarına böyle bir işaret koymaya sözleşmişlerdi. Arası bir saat geçmedi, Julien'i psikoposluğa çağırdılar. Orada neredeyse babaca bir sevgiyle karşılandı. Monsenyor, Horatius'un mısralarını da söze karıştırarak Paris'te erici yüksek mevkiler için onu ince, zarif sözlerle kutluyor ve Julien'in teşekkür olarak işin aslını anlatmasını bekliyordu. Julien bir şey söylemedi. Zaten kendisi de bir şey bilmiyordu. Onun böyle bir şey söylememesi Monsenior'un gözünde önemini daha da arttırdı. Piskoposluktaki küçük papazlardan biri belediyeye bir mektup yazdı. Başkan da imzalanmış ama yolcunun adı açık bırakılmış bir yol izin belgesini kendi eliyle getirdi. O gece saat daha 12'yi bulmadan Julien Fuke'nin evine vardı. Dostunun büyük umutlar beslemesine elverişli bir gözüken bu hal sessizce düşünen Fuke'yi sevindireceği yerde şaşkınlığa düşürdü. Hala liberal olan bu seçmen sonunda ne olacak biliyor musun dedi. Seni hükümette önemli bir göreve getirecekler. Öyle bir girişimde bulunacaksın ki gazeteler seni aşağılayıcı yazılar yazacaklar. Bundan sonra senin adını seni küçük düşürecek, utandıracak işler arasında duyacağım. Şunu aklından çıkarma. İnsanın kendi malı olan bir odun içinden yüz altın kazanması İsterse Süleyman peygamberin hükümeti olsun, hükümetten 40 bin frank kazanmaktan sırf para bakımından bile kat kat hayırlıdır. Julien bütün bunları bir köy burjuvasının dar kafalılığı olarak karşıladı. Artık kendisi de büyük işler sahnesine çıkabilecekti. Büyük umutlar olsun da isterse güvenliği olmasın umrunda değildi. Bu yürek artık açlıktan ölme korkusunu taşımıyordu. Oldukça entrikacı, oldukça iki yüzlü, ama hepsi de Besançon Piskoposu ve Agde Piskoposu kadar görgülü insanlarla dolu diye göz önüne getirdiği Paris'e gidebilmek mutluluğu onun gözünde her şeyi silip örtüyordu. Oldukça entrikacı, oldukça iki yüzlü ama hepsi de Besançon Piskoposu ve Agde Piskoposu kadar görgülü insanlarla dolu diye göz önüne getirdiği Paris'e gidebilmek mutluluğu onun gözünde her şeyi silip örtüyordu. Dostuna Raip Pirar'ın sözünden çıkmayacağını, sanki kişisel iradesi elinden alınmış gibi olduğunu söyledi. Ertesi sabah Veryeri'ye vardığı zaman dünyanın en mutlu adamıydı. Madame de Rönel'le görebileceğini umuyordu. Önce ilk koruyucusu Raip Şelan'ı görmeye gitti. Raip Şelan onu sert bir yüzle karşıladı ve selamına karşılık vermeden ''Benim size iyilik etmiş olduğumu'' bana karşı minnettarlık beslemeniz gerektiğini kabul eder misiniz? dedi. Bunu kabul ederseniz yemeğinizi benimle yersiniz. Ben size başka bir at buldururum. Siz de ver yeniden hemen hiç kimseyi görmeden çıkar gidersiniz. Julian okul tavrıyla duyduk uyduk dedi. Artık yalnız din bilgisi ve Latince edebiyat söz ettiler. Ata bindi, bir fersah kadar gitti. Sonra gözüne bir kuru ilişti. Çevresine bakındı, görecek kimse yoktu. Hemen kuruya saptı. Güneş batarken atı bir köylüye verip geri gönderdi. Geç vakit bir köylünün evine girdi. Adamı bir merdiven satmaya ve Veryeri'ye Kurdela Fidelite üstündeki koruya kadar birlikte gelmeye razı etti. Köylü Julien'den ayrılırken içinden geçirdi. Bilmem bir asker kaçağına mı yoksa bir kaçakçıya mı uydum? Ama bana ne? Merdiven için iyi para aldım. Ben de ömrümde hiç feleğin çemberinden geçmemiş değilim ya. Gece kapkaranlıktı. Saat bile doğru Julien sırtında merdivenle Verrieri'ye girdi. Monsieur de o güzel bahçelerinden geçen iki duvar arasında yaklaşık iki metre derinlikten akan selin yatağına fırsat bulur bulmaz indi. İçinden ''Acaba köpekler beni nasıl karşılar?'' diyordu. İşin en zor tarafı buydu. Köpekler havladı ve koşarak onun üstüne atıldılar. Ama Julien hafiften bir ıslık çalınca köpekler gelip sürtündüler. Parmaklıkların hepsi kapalıydı ama Julien bir taraçadan öbürüne çıkarak kolayca Madame de Rönel'in yatak odası penceresinin altına kadar geldi. Bu oda bahçe tarafından yerden iki en çok üç metre yüksekliktedir. Pencerenin tahta kanadında yürek biçiminde açılmış bir delik vardı. Julien bunu pek iyi hatırladı. Bu deliğin arkasından bir kandil ışığı belirmediğini görünce pek üzüldü. ''Aman tanrım'' dedi. ''Bu gece bu odada Madame de Röner yatmıyor mu? Yoksa kandil mi sönmüş? Acaba şimdi nerede yatıyor? Madem ki köpekler burada demek kendileri de ver yeri de. Ama bu odada karşıma Monsieur de Röner ya da bir yabancı çıkıverirse ne kepazelik olur.'' en akıllıca iş çekip gitmekti. Ama böyle bir davranış Julien'e irinilecek bir şey gibi geliyordu. Bir yabancı varsa merdiveni de bırakır tabana kuvvet kaçarım. Ama bir de onu bulursam beni kim bilir nasıl karşılar. Vicdan azabı çekiyormuş, sofuluğa düşmüş. Bunlar doğru ama yine de beni düşünüyor. Düşünmese mektup gönderir miydi? Bunu hatırlayınca kararını verdi. Yüreği titriyordu. Ama onu görmeden dönmektense Ölümü göze almıştı. Pencereye küçük çakıl taşları attı. Yanıt alamadı. Merdivenini pencerenin yanına dayadı ve çıkıp tahta kanada eliyle ilkini yavaşça, sonra hızlı hızlı vurdu. İçinden her yer karanlık. Ama kafama bir kurşun yiyebilirim diye düşündü. Bu düşünce giriştiği delice işi bir yiğitlik sorunu durumuna getiriverdi. Bu odada bu gece ya kimse yok dedi ya da içeride biri varsa bile artık uyanmıştır. Demek artık ondan çekinmeye imkan da gerek de kalmadı. Şimdi öteki odalarda yatanların duymamasına dikkat etmeliyim. İndi. Merdiveni tahta kanatlardan birine dayadı. Yine çıktı ve elini yürek biçimi delikten sokup kanadı kapayan çengelin telini buldu. Bu işi oldukça çabuk başardı. Teli çekti. Kanadın artık serbest kaldığını ve çekilince açıldığını görünce anlatılmakla bitmez bir sevinç duydu. Bunu yavaş yavaş açmalı, sesimi tanıtmalı. Kanadı başı girecek, geçecek kadar açtı. Bir yandan da yabancı değil, yabancı değil diyordu. İçeriye kulak verdi ve odayı kaplayan derin sessizliğin hiç bozulmadığına inandı. Şömine de kısılmış olsun bir kandil bile yoktu. Bu hiç de hayra alamet değildi. Aman kurşuna dikkat! Biraz düşündü. Sonra parmağıyla cama vurdu. Yanıt gelmedi. Daha hızlı vurdu. Camı kırmak gerekirse ondan da çekinmem. Bu işi sonuna kadar götüreceğim. Artık çok hızlı vuruyordu. Zifiri karanlık içinde odada kımıldanan bir beyaz gölge görür gibi oldu. Biraz sonra hiç kuşkusu kalmadı. Ağır ağır ilerleyen bir beyaz gölge gördü. Anını dayadığı camın öte yanında birdenbire bir yüz belirdi. Ürperip biraz geriledi. Ama gece öyle karanlıktı ki bu kadar yakından gördüğü halde yine o yüz Madame de Rönelim midir değil midir anlayamadı. O gölgenin bağırıp yardım istemesinden korkuyordu. Deminden beri köpeklerin merdivenin çevresinde dolaşıp homurdanlıklarını duyuyordu. Oldukça yüksek sesle ''Yabancı değil, benim'' diyordu. Yine yanıt yok. Beyaz hayalet kaybolmuştu. ''Ne olur açın, size söyleyeceklerim var, çok mutsuzum.'' Camı kırasıya vuruyordu. Bir çıtırtı duyuldu. Pencerenin demir sürmesi açılıyordu. Julien camı itip odaya atlayıverdi. verdi. Beyaz hayalet uzaklaşıyordu. Julien onun kollarını tuttu ve bir kadın olduğunu anladı. Bütün yiğitlik düşünceleri uçu verdi. Ya oysa acaba ne der? Hafif bir çığlık duyup da o kadının Madame de Renal olduğunu anlayınca Julien'in ne hale girdiğini düşünün artık. Onu kollarının arasında sıktı. Madame de Rönel titriyordu. Julien'i itecek gücü yoktu. ''Deli misiniz? Ne yapıyorsunuz?'' Titreyen sesi bu bir iki sözcüğü bile güçlükle söylüyordu. Julien onun kızgınlığının yapmacık bir tavır olmadığını anladı. 14 dört aydır süren bu acı ayrılıktan sonra sizi görmek istedim. Çıkın, hemen buradan gidin.'' Ah, ''Ben söz şelan, mektup yazmama niçin izin vermediniz?'' Şimdi bu felaket başımıza gelmezdi. Julien'i kendisinden beklenmeyen, kendisinden beklenmeyen bir güçle itti. Kesik kesik. Ben ettiklerine pişman oldum. Tanrım lütfetti de gözüm açtı. Gidin, gidin deyip duruyordu. 14 aylık bu mutsuzluktan sonra sizinle konuşmadan gitmeme imkan var mı? Bütün yaptıklarınızı bilmek isterim. Sizi çok sevdim. Benden bu güveni esirgeyemezsiniz. Her şeyi öğrenmek isterim. Bu buyurgan tavır Madame de Rönel'in bütün kararlarına rağmen yüreğini sarıverdi. Julien onu tutkuyla kucaklamış ve kurtulmak için yaptığı bütün çabalara karşı koymuş olan kollarını gevşetti. Onun bu hareketi Madame de Rönel'e biraz güven verdi. Julien ''Merdiveni çekeyim'' dedi. ''Uşaklardan biri gürültüden uyanıp bahçeye çıkarsa merdiveni görmesin. Kendimizi ele vermiş oluruz.'' ''Merdiveni almayın, siz çıkın gidin'' dedi. ''İnsanların duyup görmesinden bana ne?'' ''Sizin bana bu yaptığınızı Tanrı görüyor.'' ''Beni o cezalandırır.'' ''Bir zamanlar size karşı beslediğim ama artık kurtulduğum duygulardan alçakça alça yararlanmak istiyorsunuz.'' ''Duyuyor musunuz Monsieur Julien?'' Julien gürültü olmasın diye merdiveni yavaş yavaş çekiyordu. ''Kocan kasabada mı?'' diye sordu. Böyle ''Sen'' demesi Madame de e meydan okumak için değildi. Yalnızca eski alışkanlıkların etkisiyleydi. ''Rica ederim benimle böyle konuşmayın.'' Yoksa kocamı çağırırım. Ne olursa olsun deyip sizi kovmamakla çok yanıldım. Sizi acıyorum. Madame de Rênal bunu Julien'in gururuna dokunsun diye söylüyordu. Onun pek onurlu olduğunu bilirdi. Julien aralarındaki aşk bağına pek güveniyordu. Madame de onu böyle hoyratça kırıvermesi, senli benli konuşmayı kabul etmemesi Julien'in aşk heyecanını bir ateşli sayıklamaya döndürdü. Madame de Rênal e, ta yürekten gelen soğuk kanlılıkla, dinlenmesi pek güç olan bir edayla ya dedi. Demek artık beni sevmiyorsunuz. Madame de Renal karşılık vermedi. Julien ise acı acı ağlıyordu. Gerçekten söz söylemeye gücü kalmamıştı. Demek ömrümde beni sevmiş biricik insan da beni tümden unuttu. Artık yaşamak neye yarar? Bir erkeğe rastlamak tehlikesi kalmayalı beri bütün cesareti silini vermişti. Artık yüreğinden her şey, aşktan başka her şey silinip gitmişti. Uzun süre için içine ağladı. Madame de Rênal'in elini tuttu. Kadın çekmek istedi ama çırpınma denebilecek birkaç davranıştan sonra Julien'in avucu içine bıraktı. Çok karanlıktı. İkisi de Madame de Rênal'in yatağına oturmuşlardı. Julien 14 ay önce böyle miydi? diye düşündü. Göz yaşları daha da arttı. Demek ayrılık insanın bütün duygularını silebiliyor. Ben kalkıp gideyim daha iyi. Sonunda Julien bu sessizlikten sıkıldı ve kışkırıkların kestiği kederden sönmüş bir sesle ''Ne oldu size? Lütfen söyleyin.'' dedi. Madame de Renal sert bir sesle karşılık verdi. Her türlü duygudan uzak Julien'in başına kakar gibi bir tavrı vardı. Ne olacak? dedi. Siz buradan gittiğinizde benim suçlarımı kasabada duymayan kalmamıştı. Sizin davranışlarınızda o kadar ihtiyatsızlık vardı ki. Birkaç gün sonra benim en üzüntülü bir zamanımda pek saygıdeğer Mösyö Şenan benimle görüşmeye geldi. Uzun süre benim suçlarımı açıklatmaya çalıştı. Ama ağzımdan tek söz alamadı. Bir gün beni Dion'a günah çıkardığım kiliseye götürmeye akıl etti. Orada cesaret edip sözü kendisi açtı. Göz yaşları Madame de Rönel'in sözünü kesiyordu. Keşke yerin dibine geçseydim. Her şeyi anlattım. O temiz yürekli adam lütfetti de beni nefretiyle ezmedi. O da benimle üzüldü. O vakitler her gün size uzun uzun mektuplar yazıyor ama göndermeye bir türlü cesaret edemiyordum. Onları sıkı sıkıya saklıyor. Pek mutsuzluk duyduğum zaman da odama kapanıp okuyordum. Sonunda Möster Şölen o mektupları kendisine vermeme beni razı etti. Birkaçı biraz daha ihtiyatlıca yazılmıştı. Onları size göndermiştim. Ama siz karşılık vermiyordunuz. Yemin ederim ki okulda senden bir mektup bile almadım. Aman tanrım. Acaba kimin eline geçti? Benim çektiğim üzüntüyü bir düşün. Seni katedralde gördüğüm günden önce öldün mü kaldın mı bilmiyordum. Tanrı bana acıdı da ben ona karşı çocuklarıma, kocama karşı ne kadar suçum olduğunu, günahlarımı anladım. Kocam beni hiçbir vakit, o zamanlar sizin beni sevdiğinizi sandığın gibi sevmemişti. Julian onun kollarına atıldı. Bunda tasarlanmış hiçbir şey yoktu. Kendinden geçmiş gibiydi. Ama Madame de Renal onu itti ve yine pek zayıflık göstermeden konuşmasını sürdürdü. Benim saygıdeğer dostum Mösyö bana Monsieur de evlenmekle bütün sevgi duygularımı hem de hayatımı alt üst eden o tanışmadan önce bilmediğim sevgi duygularımı bile ancak ona, ancak kocama yöneltmeyi ta başından üzerime almış olduğumu anlattı. Büyük bir özveriyle o pek sevdiğim mektupları Monsieur Chalana verdikten sonra hayatım mutluluk içinde değilse bile oldukça huzur içinde geçti. Bu huzuru bozmayın. Benim için bir dost olun. Dostlarımın en iyisi olun. Julien onun ellerini öpmeye başladı. Madame de Renal, Julien'in hala ağlamakta olduğunu anladı. Ağlamayın, yüreğimi parçalıyorsunuz. Şimdi de siz söyleyin, siz ne yaptınız? Julien bir şey söyleyemiyordu. Madame de Renal, papaz okulunda nasıl bir hayat geçirdiğinizi bilmek istiyorum. Sonra kalkıp gidersiniz, dedi. Julien neden anlattığını pek düşünmeden ilkinin karşılaştığı sayısız entrikalardan, kıskançlıklardan, danışmanlığa atanmasından sonra ise hayatının daha bir huzur içinde geçtiğinden söz etti. Sonra dedi. Uzun zaman bana hiçbir haber göndermediğiniz halde böyle susmanız hiç kuşkusuz bana bugün gördüklerimi yani beni sevmediğinizi sizin için büsbütün bir yabancı olduğumu anlatmak içindi. Madame de Renal onun ellerini sıktı. İşte böyle beni uzun zaman habersiz bıraktıktan sonra bir gün bana 500 frank para gönderdiniz. Madame de Renal, hayır ben size para göndermedim, dedi. Her türlü kuşkuyu önlemek için Paul Sorel diye imzalanmış. Paris'ten postaya verilmiş bir mektup. Bu mektubun kimden gelebilmiş olacağı üzerine küçük bir tartışma çıktı. Artık aralarındaki duygusal durum değişmişti. Madame de Julien Julien'de, Madame de Julien Julien'de farkına varmadan törenli kurallı tavırlarını bırakmışlar, şefkatli bir dostluk edasıyla konuşuyorlardı. Ortalık koyu karanlık olduğundan birbirlerini görmüyorlardı. Ama sesleri her şeyi anlatmaya yetiyordu. Julien kolunu sevgilisinin beline sardı. Bu davranış oldukça tehlikeliydi. Madame de Renal Julien'in kolunu itmek istediyse de Julian kurnazlık edip ona hayatının ilgiye değer bir parçasını anlatmaya başladı. Kol sanki unutulup bulunduğu yerde kaldı. 500 franklık çekin kimden gelmiş olabileceği üzerine birçok tahminlere girişildikten sonra Julian yine okul hayatını anlatmaya başlamıştı. Geçmiş günlerin şimdi başına gelenle karşılaştırılınca pek ilgisini uyandırmayan geçmiş günlerin sözünü ederken duygularını yenebiliyordu. Bütün dikkati bu gece ziyaretinin nasıl bitebileceği üzerine toplandı. Ara sıra ona yine kesip atar gibi bir tavırla ''Hadi kalkın gidin'' deniyordu. Julian içinden ''Kovulmak benim için ne ağır şey olur. Bütün hayatımı zehirleyebilecek bir acı duymama yeter. Bana mektup da yazmaz. Buralara bir daha ne vakit döneceğim tanrı bilir.'' dedi. Şimdi içinde bulunduğu durumun hazzını o andan sonra tadamaz oldu. Taparcasına sevdiği bir kadının yanına oturmuş, onu neredeyse kucaklamıştı. Bir vakitler büyük mutluluklar tattığı bir odada derin bir karanlık içindeydi. Sevdiği kadının ağladığını hem de onun göğsünün hareketinden hıçkırdığını da anlıyordu. Tam böyle bir zamanda düşüncesizlik edip sakin bir politikacılık göstermeye kalktı. Okul bahçesinde kendisinden güçlü bir arkadaşının kötü bir şakasına uğradığında ne kadar hesaplıca ve sakince hareket ederse Şimdi de öyle sakin ve hesaplı olmak istedi. Sözünü uzatıyor, ver yeriden ayrılalı beri ne kadar acılı bir hayat geçirdiğini anlatıyordu. Madame de Renal içinden, ''Bir yıldır birbirimizden ayrıyız. Ona sevgimizi hatırlatacak hiçbir şey de yoktu. Ama o hep Vergeri'de geçirdiği güzel günleri düşünmüş. Bense onu unutuyordum.'' Hıçkırıkları bir kat daha arttı. Julien anlattıklarının ilgiyle dinlendiğini gördü. Artık son kozunu da oynamak zamanı geldiğini anladı. Birdenbire sözü hiç hazırlamadan Paris'ten gelen mektuptan söz etti. Monsenyor Piskopos'a veda ettim, dedi. Ne? Siz Besançon'a dönmeyecek misiniz? Bizden büsbütün ayrılıyor musunuz? Julien artık kararını vermiş bir adam tavrıyla, evet, dedi. Hayatımda en çok sevdiğimin bile beni unuttuğu bu yerlerden bir daha dönmemek üzere ayrılıyorum. Paris'e gidiyorum. Madame de Ronal pek yüksek bir sesle "Paris'e mi gidiyorsunuz?" diye bağırdı. Ağlamaktan boğuklaşmış sesinden heyecanının son dereceyi bulduğu belliydi. Julie'nin böyle bir destek görmeye ihtiyacı vardı. Şimdi girişeceği iş her şeyi kendine karşı çevirebilirdi. Madam dörönerin böyle bağırmasından önce karanlıkta hiçbir şey görmediği için sözlerinin nasıl bir etkisi olduğunu da bilemiyordu. Artık duraksamadı. Buradan boşu boşuna dönmeyi ömründe onuruna yediremeyeceğini anladığı için heyecanlı yenebilmişti. Ayağa kalktı ve soğukkanlılıkla "Evet madam." dedi. "Sizden bir daha görüşmemek üzere ayrılıyorum. Sevinin, hoşça kal." Pencereye doğru birkaç adım attı. Camı açmak üzereydi. Madame de Renard ona doğru koşup kollarına atıldı. Böylece üç saatlik bir konuşmadan sonra ilk iki saatte pek ateşle istemiş olduğu şeye kavuştu. Madame de Renard vicdan azabını bir an önce unutup da bu şefkati bir an önce göstermiş olsaydı Julien kutsal bir mutluluk duyabilirdi ama istediğini elde etmek için büyük bir ustalık gerekmişti. Bunun için yalnızca bir zevk, bir zafer zevki duydu. Julian sevgilisinin bütün ısrarlarına karşı koyarak kandiri yakmak istedi. Seni görmüş olmaktan ben de hiçbir anı kalmasın mı istiyorsun? O senin güzel gözlerinde şimdi hiç kuşkusuz parlayan aşkı görüp de sevinmeyeyim mi? Ellerinin beyazlığını seyretmekten yoksun mu kalayım? Düşün bir kere. Birbirimizi bir daha kim bilir ne zaman görürüz? Böyle birbirlerinden büsbütün ayrılacakları Aklına gelince Madame de Rönel'in hiçbir şeye olmaz demesine imkan yoktu. Ama ver doğu yüzündeki dağın çamları seher ışıklarıyla çizgilerini belirtmeye başlamıştı. Hazla kendinden geçmiş olan Julien kalkıp gideceğine, Madame de Renal'e bütün günü odada saklanıp geçireceğini ve ancak ertesi gece yola çıkacağını söyledi. Madame de Renal, niçin olmasın? dedi. Böyle yeniden günaha düştükten sonra, ben kendi gözümde bile bir paralık oldum. Artık bana mutluluk haram. Julien'i kolları arasında sıktı. Kocam artık eskisi gibi değil. Kuş kullanıyor. Kendisini oyuncak ettiğimi sanıyor. Bana çok kızgın. En ufak bir gürültü duyacak olursa mahvolduğum gündür. Kolundan tuttuğu gibi atar. Benim gibi bir düşküne de böylesi yaraşır ya. Julien, Monsieur Chalan gibi konuşuyorsun, dedi ben papaz okuluna gitmeden önce, o acı ayrılıktan önce sen böyle konuşmazdın. O zamanlar beni severdin. Julian bu sözdeki soğukkanlılığın ödülünü gördü. Madame de Renal kocasının evde olmasından doğan tehlikeyi çabucak unutup aşkından Julien'in kuşkulanması tehlikesini kendi gözünde ötekinden çok daha büyük olan bu tehlikeyi düşünmeye başladı. Gün hızla yükseliyor, o da aydınlanıyordu. Julien sevdiği o biricik kadını, o güzel kadını daha bir saat önce kahredici tanrının korkusundan ve görev sevgisinden başka bir düşüncesi olmayan bu kadını kolları arasında hemen hemen ayaklarının dibinde görünce gururun bütün hazlarını tattı. Bir yıllık sabırdan güç alan erdemli kararlar onun yiğitliği önünde eriyi vermişti. Az sonra evde gürültüler başladı. Madame de Rönel önce aklına gelmeyen bir noktayı hatırlayıp biraz telaşa düştü. Dostuna ''Eliza edepsiz şimdi buraya gelir. Bu koca merdiveni ne yapacağız? Nereye saklayalım?'' Sonra birdenbire neredeyse şen şatır ''Ben şimdi onu tavan arasına götürüveririm.'' dedi. Julian şaşkınlıkla ''Ama tavan arasına çıkmak için uşağın odasından geçmek gerek.'' dedi. ''Önce koridora bırakır, uşağı da çağırıp bir işe gönderirim. ''Uşak koridordan geçerken merdiveni görürse ne olur ne olmaz sen bir yalan uyduruver.'' Madame de Renal, Julien'i öpüp ''Peki meleğim.'' dedi. ''Sen de ben burada yokken Eliza içeriye giriverirse yatağın altına saklanmaya bak.'' Julien, Madame de Renal'in böyle birdenbire neşelenmesine şaşmıştı. İçinden ''Demek ki'' dedi. ''Bir tehlike çıkması, onu heyecanı düşürmek şöyle dursun, vicdan azabı unutturup neşelendiriyor. Gerçekten üstün kadın.'' Böyle bir gönülde saltanat sürmek onurlu şey doğrusu. Julien'in ağzı kulaklarına varıyordu. Madame de Rönel merdiveni aldı. Bu merdiven onun için gerçekten çok ağırdı. Julien yardıma gidecekti. Hiç de güçlü görünmeyen o narin bele, o bedene hayranlıkla bakıyordu. Madame de Rönel birdenbire hiç yardıma gerek göstermeden merdiveni yakaladı ve bir iskemle kaldırır gibi verdi. Çabucak üçüncü katın koridoruna götürdü. Duvarın kenarına yatırdı. Uşağı çağırdı. Giyinmesine zaman bırakmak için güvercinliğe çıktı. Beş dakika sonra koridora döndüğünde merdiven ortada yoktu. Acaba ne olmuştu? Julien evden çıkıp gitmiş olsaydı Madame de Renal bu tehlikeyi alış etmezdi. Ama şimdi yak kocası merdiveni görürse bundan çok kötülükler çıkabilirdi. Madame de Renal bir o yana bir bu yana koşuyordu. En sonunda merdiveni buldu. Uşak onu tavan arasına çıkarmış saklamıştı. Eskiden olsa bu iş Madame de telaşa düşürürdü. 24 saat sonra Julien çekip gittikten sonra ne olursa olsun bana ne? Ben yine vicdan azapları çekip dünyayı cehennem gibi görmeyecek miyim? diye düşündü. İçinde belli belirsiz bir duygu hayata veda etmesi gerektiğini bildirir gibiydi. O da umrunda değildi. Julien'inden bir daha onu görmemek üzere ayrıldığını sandıktan sonra ona yine kavuşmuş, onu bir kerecik daha görmüştü ya. Hem de Julia'nın gelebilmek için yaptıkları aşkının ne kadar büyük olduğunu göstermiyor muydu? Merdiven işini Julia'na e anlatırken, ''Uşak böyle bir merdiven bulunduğunu kocama söylerse ben ne diyeyim?'' diye sordu. Bir an hayale dalarak düşündü. ''Sana bu merdiveni satan köylüyü ele geçirmeleri hiç değilse 24 saat sürer.'' Çırpınarak Julia'nın kollarına atıldı. Onu öperek ''Ölmek.'' Ah böyleyken ölmek dedi. Sonra güldü. Ama dedi. Seni acından öldürmek de doğru değil. Gel önce seni Madame Dörver'in odasına saklayayım. Orası hep kilitli durur. Koridorun ucuna gitti. Bir gelen olmasın diye gözetledi. Julien de koşarak geçti. Madame de Renal kapıyı kaparken vururlarsa açayım deme dedi. Zaten kimse gelip kapıyı vurmaz. Belki çocuklar gelir. Oyun olsun diye vururlar. Julien çocukları bahçeye pencerenin altına getirdi bir göreyim onları. Onları konuşturuver. Pek özledim. Madame de Renal peki peki deyip uzaklaştı. Biraz sonra yine gidip Julien'e portakal, bisküvi, bir şişe de malaga şarabı getirdi. Ekmek aşılamamıştı. Julien kocan ne yapıyor diye sordu. Köylülerle alım satım işleri tasarlayıp yazıyor. Saat 8'i bulmuş evde gürültüler artmıştı. Madame de göremezlerse her yerde aramaya kalkarlardı. Madame de Rönel, bırakıp inmek zorunda kaldı. Biraz sonra yine geldi. Bütün önlemlere kafa tutar gibi Julien'e bir fincan kahve getirmişti. O aç kalacak diye üzülüyordu. Kahvaltıdan sonra çocukları bahçeye çıkarıp Madame Derville'in odasının penceresi altına getirdi. Julien çocukları büyümüş gördü. Ama onları değişmiş, bayağılaşmış buldu. Belki de kendi düşünceleri değişmişti. Madame de Renal çocuklara Julien'in sözünü açtı. En büyük oğlu eski eğitmenden sevgi ve özlemle söz ediyordu. Ama iki küçük onu hemen hemen unutmuşlardı. Monsieur de Renal o sabah evden çıkmadı. Evin içinde bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor, köylülerle pazarlık edip onlara o yılın patates ürününü satmaya çalışıyordu. Madame de Renal öğlene kadar bir fırsat bulup Julien'le konuşamadı. Öğlen olup da yemek gelince bir tabak sıcak çorba aşırıp ona götürmeyi aklına koydu. Elinde tabağı sakına sakına taşıyarak Julien'in bulunduğu odaya sessizce yaklaştığı sırada sabahleyin merdiveni saklamaya çalıştığı uşakla yüz yüze geldi. Uşak da koridorda sessizce yürüyordu. Çevreyi dinler gibiydi. Hiç kuşkusuz Julien odada dikkatsizlik edip hızlı yürümüştü. Uşak biraz sıkılarak uzaklaştı. Madame de Renal hiç gözü yılmadan Julien'in odasına girdi. Uşak da karşılaştığını anlatınca Julien titredi. Madame de Renal, sen korkuyorsun dedi. Ben gözlerimi bile kırpmadan dünyanın bütün tehlikelerine göğüs gelebilirim. Benim korktuğum tek bir şey var. O da sen gittikten sonra benim burada yalnız kalacağım saat. Bunu söyleyip koşarak gitti. Julien içi coşarak bu yüksek ruhlu kadının gözünde vicdan azabından başka korkulacak şey mi var?" dedi. Sonunda akşam oldu. Monsieur de Renal kasinoya gitti. Karısı fena halde başı başardığını söyleyip odasına çekildi. Eliza'yı başından savdı ve hemen kalkıp Julien'in kapısını açtı. Julien acından bayılacak hale gelmişti. Madame de Renal kilere ekmek getirmeye gitti. Madame de Renal kilere ekmek getirmeye gitti. Julien bir çığlık işitti. Madame de Renal döndü ve anlattı. Kiler odasına ışıksız gitmiş, ekmek bulunan dolaba yaklaşmış, elini uzatınca bir kadın koluna değmişti. Julie'nin işittiği çığlığı koparan Eliza'ydı. Orada ne işi varmış? Madame de Renal ilgisiz bir tavırla ''Ne yapacak?'' dedi. Ya tatlı çalıyor ya da bizi kolluyordu. Çok şükür ben bir börekle bir koca parçada ekmek buldum. Julien Madame de Renal'e önlüğünün ceplerini göstererek ''Bunlar da ne?'' dedi. Madame de Renal yemekten beri ceplerinin ekmek dolu olduğunu unutmuştu. Julien onu en ateşli tutkuyla kollarında sıktı. Onu hiç bu kadar güzel görmemişti. İçinden hayal meyal ''Paris'te bile'' diyordu. ''Bundan gönlü daha yüce biri bulunamaz.'' Madame de Renal de böyle işlere alışmamış bir kadın acemiliği hem de yalnız büsbütün başka bir cinsten, doğrusu korkunçlukları da başka tehlikeden, yalnız onlardan korkan bir insanın gerçek korkusuzluğu vardı. Julian iştahla yemeğini yer, ciddi şeyler konuşmaktan nefret eden sevgilisi de bu yemeğin hafifliğinden gülerek söz ederken oda kapısı hızla sarsıldı. Monsieur de Renal gelmişti. ''Kapıyı niçin kilitledin?'' diye bağırıyordu. Julien hemen kanepenin altına sokuluverdi. Monsieur de Rönel içeri girince "Bu da ne demek?" dedi. "Soyunmamışsınız, yemek yiyorsunuz ama kapıyı kilitlemişsiniz. Başka bir gün olsaydı Madame de Renal kocalık hakkının verdiği sertlikle sorulan bu soru karşısında telaşa düşerdi. Ama şimdi kocasının bir parça eğilecek olsa Julien'i görebileceğini biliyordu. Çünkü Monsieur de Renal kanepenin karşısında az önce ...Julien'in oturduğu iskemleye çöküvermişti. Baş ağrısı her şeyi örtmeye yetti. Monsieur de Rönel’de de kasinoda bilardo oynayıp kazandığını... ...doğrusu tam 19 franklık bir parti... ...uzun uzun anlatmaya başladı. Tam o sırada Madame de Renal'in gözüne... ...şuracıkta 3 adım ötede bir iskemle üzerinde... ...Julien'in şapkası ilişti. Soğukkanlılığı bir kat daha arttı... Soyunmaya başladı ve bir yol kocasının arkasına geçip giysisini şapkanın bulunduğu iskemleye attı. Monsieur de Rönel sonunda çıkıp gitti. Madame de Rönel de Julien'den okulda geçen günlerini bir daha anlatmasını istedi. Dün seni dinlemiyor, seni savmak için cesaret bulmaya, bu işe kendini razı etmeye çalışıyordum. Madame de Rönel baştan aşağı ihtiyatsız kesilmişti. Pek yüksek sesle konuşuyordu saat 2 sularında kapıya hızla vurulduğunu duyup sustular. Yine Mösyö'de öner gelmişti. ''Kapıyı çabuk açın, evde hırsız var.'' diyordu. ''Sen Jean bu sabah onların merdivenini bulmuş.'' Madame de Rönel, Julien'in kollarına atılıp ''Artık her şey bitti.'' dedi. ''Şimdi ikimizi de öldürecek. Hırsız girdiğine inanmaz. Ben senin kollarında öleceğim. Böyle ölüm bana hayatımda bulduğumdan çok daha büyük bir mutluluk verecek.'' Dışarıda öfkelenen kocasına karşılık bile vermiyor. Ateşle kucak kucaklıyordu. Julian ona buyurucasına bakarak "Stanislas anasız mı kalsın?" dedi. "Ben tuvalet odası penceresinden atlar, bahçeden kaçarım. Köpekler beni tanıdı. Sen benim üstünden çıkardıklarımı bir paket yapıp bir fırsat bulur bulmaz bahçeye fırlatırsın. Bırak kapıyı kırıp girsin. Sakın anlatmaya kalkma. Buna izin veremem. İstediği kadar kuşkulansın. Bilmesinden iyidir. Ama atlarken ölü verirsen Madame de Renal'in biricik yanıtı bu oldu. Bundan başka da bir kaygısı yoktu. Julien'le birlikte tuvalet odasının penceresine gitti. Sonra onun giysilerini sakladı. Sonunda kocasına kapıyı açtı. Monsieur de Renal öfkeden köpürüyordu. Hiçbir şey söylemeden odayı tuvalet odasını araştırdı ve çıkıp gitti. Julien kendine atılan paketi yakaladı ve hemen bahçenin öbür ucuna Daubs tarafına koşmaya başladı. Koşarken kulağının dibinde bir kurşun ıslığı sonra da bir tüfek sesi işitti. Mösyö de değil dedi. O böyle silah çekemez. Köpekler yanında sessizce koşuyordu. İkinci bir kurşun onlardan birinin ayağına gelmiş olacak ki hayvan acı acı bağırmaya başladı. Julien bir taraçanın duvarına atladı, saklanıp elli adım kadar ilerledi. Kaçmak için başka bir yol tuttu. Bir takım seslerin birbirlerini çağırdığını duydu. Biri tüfek atıyordu. Bunun düşmanı olan uçak olduğunu iyice gördü. Bahçenin öbür ucunda da bir çiftçi çıkmış ateş ediyordu. Ama Julian çoktan Dabbs kıyısına varmış giyiniyordu. Bir saat sonra Verrier'den bir fersah ötede Cenevri yolundaydı. Kuşlanırlarsa dedi, beni Paris yolunda ararlar.